Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere İş Bankası kredi kartından hesaba para aktarma, İşCep kredi kartından Hesaba para yatırma işlemi nasıl yapılır? Bunu anlatacağız. Kredi kartından EFT ile para gönderme işlemi için kredi kartınızda nakit avans limitinin olması yeterlidir. Kullanılabilir limitimiz 79596. Bu koşulu karşıladığınız takdirde bankanıza ait bir ATM üzerinden ya da internet şubesi, mobil şubesi aracılığıyla EFT işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İş cep mobil uygulamamıza giriş yaptık. Kredi kartımızdan hesabımıza para aktaracağız. En altta 3 çizgi yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra açılan sayfada kartlar ve nakit avans taksitli nakit avans seçeneği tıklıyoruz. Kullanacağımız krediyle döviz, altın, repo, hisse senedi finansal getiri sağlamaya yönelik yatırımlarda kullanılmaması gerekmektedir. Bilgilendirme mesajını okuduk, alışveriş için kullanacağız, devam diyoruz. İşlem türünü seçeceğiz, tıkladık. Tek taksit olarak ödeyecekseniz nakit avans'a tıklayacaksınız. Taksitli nakit avans seçeneğine tıkladık. Paranın aktarılacağı hesabı seçiyoruz. Vadesiz hesabımıza mı yoksa başka hesabıma para göndermek istersiniz seçeneği. Kendi hesabıma Paranın çekileceği kart kredi kartı maksimum platinyum. Paranın yatırılacağı hesap vadesiz hesap bakiye sıfır. Şimdi taksit sayısı. Kredi kartından çekeceğiniz parayı kaç taksit olarak ödemek istersiniz? 2 ile 12 taksit arası. Biz 3 taksit dedik. Tercihinize bağlı olarak 12 taksit olarak da seçebilirsiniz. Ve işlem tutarı ne kadar para çekmek istersiniz? 10.000 TL yazdık. Devam diyoruz. 10000 TL 3 ay taksitle 11312 lira 22 kuruş 10.000 TL'lik ödememizin 3 aylık taksiti 11.312 TL. 4.42 faizle aylık ödemesi 3.770 TL. 74 kuruş. Onayla dediğimizde para vadesi hesabımıza geçer. Bu şekilde arkadaşlar İş bankası kredi kartından hesabınıza para aktarma işlemini yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.